İçişleri Bakanlığı tarafından 7-13 Mayıs trafik haftası dolayısıyla hayata geçirilen yayalar için 5 adımda güvenli trafik mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda faaliyet gerçekleştirildi. Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ve protokol üyeleri yaya geçidinde hem çocukları hem de yayaları bilgilendirdi. Polis ekiplerince araçlar durdurularak yayaların yolun karşısına güvenli geçişleri sağlandı. Malumunuz karayolu trafik güvenliği ulusal eylem planımız var. Bu eylem planında koyduğumuz hedefler, bakanlığımızın koyduğu hedef ölümlü trafik kazalarını %50 oranında azaltmak. Bu doğrultuda bakanlığımız sürekli trafik güvenliğini artırmak için çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarda biz illerimizde, 81 ilimizde valilikler olarak, ilçelerde kaymakamlıklar olarak uyguluyoruz. Biliyorsunuz bu çalışmalarımız ve sloganlarımız, mottolarımız trafik güvenliğini artırmaya, sürücülerin ve yayaların bilincini artırmaya, paydaş kurumlarla ortak çalışmaya dönük çalışmalar. İşte bir hareketine bakar hayat gibi. Kemerinle hayata yol ver gibi mottolarla biz daha güvenli trafiği mümkün kılmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz Ramazan bayramında da biliyorsunuz kemerinle bayramınız kemerli olsun sloganıyla bir çalışma başlatıldı tüm illerimizde ve bu çalışmamız da bir önceki döneme göre ölümlü trafik kazalarında %55, ölüm oranlarında da %61 oranında azalma gerçekleşti. Şimdi yine bugün burada 81 ilimizde eş zamanlı ve ilçelerimizde yaya güvenliğini ön plana çıkaracağız. Biliyorsunuz karayolu trafik güvenliği günü ve haftası önümüzdeki haftada karayolu trafik güvenliği haftası olacak. Bugün burada biliyorsunuz trafik güvenliği sadece sürücülerle mümkün olmuyor. Biz yayalara düşen görevler de var. Bunu çocuklarımızla burada basına bildireceğiz. Özellikle vatandaşlarımızın yani yaya trafiğini kullanan vatandaşlarımızın da bilincini artırmaya çalışacağız. Yayalar için 5 adımla güvenli trafik sloganımız. Bu 5 adımı biz burada çocuklarımızla uygulayacağız. Birinci adımımızda biliyorsunuz öncelikli olarak yayalarımızın yaya yollarını kullanması gerekiyor. Yollarda yürümemesi gerekiyor. İkinci adımımız görünür olacağız. Özellikle gece yürüyen yayalarımızın kendini görünür kılması lazım. Ya kıyafetiyle, ya bir işaretle, ya ışıkla. Üçüncü adımımızda trafik işaretlerini takip edeceğiz. O da çok önemli. Dördüncü adımda da yola odaklanacağız. Ve yaya gibi. Dördüncü adımda yaya geçitlerini kullanacağız. Beşinci adımda da yola odaklanacağız. Yani karşıdan karşıya geçerken çocuklar telefonla falan uğraşmayacağız değil mi? İnşallah bu şekilde daha güvenli, sıfır kazalı, sıfır ölümlü güvenli trafikler olsun, yollar olsun hem yayalarımız hem sürücülerimiz için.